Sunak Araç Kütüphanesi İstanbul Dinliyorum podcast serimize hoş geldiniz. Ben Sunak Araç Kütüphanesi'nden Naz Özkan. Şehirlerin Kraliçesi İstanbul'u konuşacağımız podcast serimizin ikinci konuğu Sara Doğalya. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Bölümünde ve Şehir Üniversitesi Tarih Bölümünde tamamlayan Doğalya, 2020 yılında Koç Üniversitesi Tarih Bölümünden yüksek lisans derecesini aldı. 2011 yılında Osmanlı'nın gayrimüslim tarihinden notlar, Osmanlı Ermeni aristokrasisi 2013 yılında Sultan Abdülhamit, Mithat ve Mahmut Paşaları nasıl katlettirdi ve 2019 yılında Sergüzeşti İstanbul isimli kitapları yayınladı. Doktora eğitimine Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Medya Araştırmaları bölümünde devam eden Doğalya, yerli ve yabancı birçok yerinde tarih ve sanat üzerine akademik ve popüler makaleler yayınladı. Bugün Sara ile konuşacağımız konu ise Tanzimat, İstanbul'un mimarları Fosatiler. Hoş geldin Sara. Hoş bulduk. Davetimizi kabul edip podcast serimize destek verdiğin için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Pandemiden dolayı bir araya gelemesek de podcast sayesinde birbirimizi görmüş olduk, duymuş olduk. Çok güzel oldu gerçekten. Fosatiler'i anlatacaksın bize bugün. 1837'de İstanbul'a gelen, Ayasofya'yı restore eden, Tanzimat döneminin değişen İstanbul'unda birbirinden değerli eserlere imza atan, neoklasik üslubun önemli temsilcilerinden olan bir aile Fosatiler. Peki sen Gaspar Fossati ve ailesiyle nerede, nasıl tanıştın? Yani tabii ki daha önce okuduğum kaynaklardan ben de 3 aşağı 5 yukarı Fossati'ler hakkında bir şeyler biliyordum. Dediğin gibi işte Ayasofya'yı işte restore etmiş olmaları, işte Tanzimat İstanbul'un önemli mimar ailelerinden bir tanesi olması falan gibi. Ama böyle çok derinlemesine bir şeyim yoktu, derinlemesine bir bilgim yoktu. Ben 2014-2015 yıllarında İtalya'daydım, Pavia Üniversitesi'ndeydim. O sırada işte böyle birçok sahaf, antikacı, bit pazarı ve mutedil yerleri gezdim. Taşların genel olarak gezdiği yerler. Bir takım taşları görebileceğiniz yerler. Aynen. Ondan sonra ve böyle enteresan bir şekilde o sırada elime devamlı Fossati ile ilgili bir şeyler geçmeye başladı. İşte şeyler, gravürler, kitaplar, işte bir takım dokümanlar falan derken biraz daha böyle elime onlar da geçince merak saldım. İşte araştırırken falan Fossati ailesinin İsviçre'de Bellinzona diye bir şeyde, şehirde bir aile arşivleri olduğunu fark ettim. İlk açıkçası ben burayı şey zannettim, yani böyle özel bir aile arşivi, bir vakıf arşivi falan gibi bir şey zannettim. Neyse bir mail yazdım onlara, işte hani ben böyle böyle gelsem burada çalışma imkanım olur mu falan diye. Meğerse orası zaten şeymiş, kanton arşiviymiş, yani resmi bayağı devlet arşivi. Tabii dediler işte hani herhangi bir izin almanıza falan da gerek yok, işte şu gün şu saatler arasında açık, istediğiniz gibi gelin çalışın. Sarısı bütün arşivlerimizin başına diye. Amin. Yani evet, çalışma açısından çok rahat. Belge alma açısından çok zor bir şeydi, arşivdi. Ben şeydeydim işte, Milano'daydım. Bellinzona ile Milano arası da trenle yaklaşık 1,5 saat falan. Yani böyle günübirlik gidip gelebildiğim bir şey, yerdi. Neyse ben devamlı bu arşive gidip gelmeye başladım. Ve hakikaten yani zaten inanılmaz düzenli, çok iyi tasnif edilmiş ve gerçekten çalışması, araştırma yapması çok kolay bir arşiv. Çünkü orada şey var, bizdeki Osmanlı arşivleri falan gibi böyle belge belge tasnif edilmemiş, kutu kutu tasnif edilmiş. Yani bütün ilintili belgeler, dokümanlar tek bir kutuda toplanmış ve sen bir belgeyi istemiyorsun, bir kutuyu istiyorsun aslında ve ilintili her şeyi, yani sana orijinallerini getiriyorlar, peş peşe görebiliyorsun. Hakikaten çalışması çok rahat, çok keyifli bir arşivdi. Yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık böyle bir 28 kutu vardı Gaspare Fossati ve ailesiyle ilgili. Bu arada şey, yani Fossatiler çok eski bir aile, İsviçre, İtalyanlı bir aile, kökleri 14. yüzyıla kadar giden bir aile, birçok sanatçı, mimar çıkartmış bir aile ve sadece Gaspare Fossati değil, bütün Fossati ailesinin arşivi orada aslında. Yani başka Fossatiler de var yine, aynı şey gibi, Gaspare gibi, ama hepsini işte dönem dönem farklı seksiyonlara ayırmışlar. Gaspare'ninki işte böyle 28 kutu falan gibi bir şeydi. Neyse ben işte devamlı böyle gidip gelip onlar üzerine çalışmaya başladım falan ve oradaki dokümanların da yani belki %90'ından fazlası hep görsel malzemeydi. Yani Fossati'nin işte birebir kendisi yaptığı şeyler, çizimler, işte bayağı böyle günlük tutar gibi skeçler çizmiş. Tabii ki şeyleri var, mimari projeleri var, çok büyük bir fotoğraf koleksiyonu vardı. Muhtemelen onu işte bu eserlerinde, restorasyonlarında falan kullanıyordu. Dünyanın her yerinden topladığı fotoğraflar. İstanbul'da da çekilmiş fotoğraflar vardı. 1840'ların başında çekilmiş fotoğraflar. Yani daguerreotype herhalde demek daha doğru.
Yani böyle birçok şey vardı, görsel malzeme vardı. Bunların işte birçoğu kullanılmamış malzemelerdi. Hani Osmanlı arşivlerinde de çalışanlar bilir, bizde de aksine görsel malzeme bayağı kıttır. Bizdeki hep şeydir, yazılı dokümandır. Resmi işte devlet yazışmalarıdır. Hani o yüzden aslında o yazılı dokümanlarla bu görsel arşivi match edebilirsem belki güzel bir şey ortaya çıkar diye düşünmüştüm. Ve işte İtalya'dan döndüğümde zaten işte yüksek lisans başvurularında da hep bu şeyle başvurdum, bu konuyla başvurdum. Ve neticede işte senin de söylediğin gibi Koç Üniversitesi'nde yine işte Fossati'ler üzerine böyle bir yüksek lisans tezi yazmış oldum, bu sefer toprakla. Çok güzel olmuş gerçekten. Yani şanslı mısın? Malzeme bulmak çok zor. Bazen hani birçok yer bakılıyor fakat bir türlü aranan bulunamıyor. Tez konusu bile değişebiliyor ama Fossati'ler sana çok büyük bir iyilik yapmışlar bir sürü malzeme bırakarak. Peki ailenin İstanbul'a gelmesi nasıl oldu? Galiba önce St. Petersburg'a gidiyorlar. O dönemde birçok mimar aslında gidiyor St. Petersburg'a. Evet. Yani dediğim gibi Fossati'ler bayağı eski bir aile ve birçok mimar, işte sanatçı, mühendis, aynı şekilde müteahhit çıkartmış bir şey aile. Şeyin dedesi, Gaspare Fossati'nin dedesi de aslında önce şeye yerleşiyor, Venedik'e yerleşiyor. Venedik'te bugün hala Fossati'lerin bir aile evi var ve hala aile tarafından kullanılıyor. İşte daha sonra onlarla da tanışma imkanım oldu, o evete gittim. Fossati'nin babası yine Venedik'te bir şey, müteahhit ve Fossati de İsviçre'de doğuyor yine şeyde. Bellinzona diyeceğim de Bellinzona değil, neyse aklıma gelmedi şu. Morkote'de doğuyor. Ama ilk gençlik yılları Venedik'te geçiyor. İşte hatta liseyi falan Venedik'te okuyor. Daha sonra Milano'ya gidiyor. İşte bu meşhur Brera Akademisi'nde mimarlık eğitimi alıyor. Brera'dan mezun olduktan sonra da bir 2 yıl kadar bir şeyi var. İtalya gezisi var. İşte Roma'ya gidiyor, Napoli'ye gidiyor. O sırada Napoli'de işte tabii Roma'da da aynı şekilde işte ilk arkeolojik kazılar var. Zaten arkeolojiye çok büyük bir merakı var. Beraber çalıştığı bir aradaki hocaları da öyle. Yani İtalya'da arkeoloji üzerine ilk işte yazan isimlerle beraber çalışmış, onlardan ders almış falan. Ve o 2 yıl boyunca aslında hem arkeolojik kazıları yönetiyor, hem yine aynı şekilde dedesi de gravürcü bu arada. Gaspare Fossati'nin de gravürcü bir tarafı var. Bu arkeolojik kazıların, Roma buluntularının işte skeçlerini yapıyor, bunları gravür olarak yayınlıyor. İşte Cenova'ya gidiyor, Cenova'daki işte katedralin fasat restorasyonunda çalışıyor falan. İtalya'da böyle bir takım şeyler yapıyor, işler yapıyor. Ama dediğin gibi o dönemde aslında Rusya'ya, St. Petersburg'a çok sayıda şey gidiyor. İtalyan ve aynı şekilde İsviçre İtalyanı mimar gidiyor. O dönemde çünkü yani neoklasik mimari bir anlamda resmi bir üslup gibi kabul ediliyor. Yani hani şeyin artık bir iktidarın sembolü, ondan sonra hani oturmuş bir imparatorluğun, işte merkezi bir imparatorluğun sembolü gibi algılanıyor aslında bütün Avrupa'da. Osmanlı'da daha sonra işte bu şeye katılıyor. Ve St. Petersburg'da o dönemde o yüzden işte birçok aslında şey var. Hem dediğim gibi İtalyan mimar, hem İsviçre İtalyanı mimarlar var. Çünkü Brera falan gibi akademiler zaten hep neoklasik üslup üzerine şey yetiştiriyor, öğrenci yetiştiriyor. Fossati de St. Petersburg'da işte daha çok imkanı olacağını düşünüyor ve önce Morkota'ya gidiyor. İşte Morkota'daki şeyden, Panton Meclisi'nden bir referans mektubu alıp öyle Rusya'ya gidiyor. Çünkü kendisi gibi İsviçre İtalyanı olan birçok şey var orada. İşte özellikle Ruska ailesi gibi birçok meşhur mimar aile var. Neyse şeyden aldı, o İsviçre'den aldığı referans mektubuyla beraber St. Petersburg'a gidiyor. İlk aslında St. Petersburg'da önde gelen bazı ailelerin çocuklarına resim dersleri veriyor. Bu sayede aslında yönetici sınıfla buluşma imkanı ediniyor. Daha sonra işte dediğim gibi şeyle, Ruska ailesiyle bir araya geliyor ve Ruskalar için çalışıyor. Daha sonra zaten Ruska ailesinden bir şeyle evleniyor, bir hanımla evleniyor. Yine şeyde işte St. Petersburg'da. Kardeş Kay'nin karısının eşi de Rusya'da çok önemli bir mimar, Alessandro Ruska diye. İşte Alessandro Ruska ile beraber çalışıyorlar. Rusya'da yine birçok yapı inşa ediyor. İşte konut inşa ediyor, saray inşa ediyor, işte köprü, kilise gibi işte farklı fonksiyonlarda yapılar inşa ediyor. Hatta işte Benardağ'ki
konağı var şeyde, St. Petersburg'da yine Fossati'nin inşa ettiği bir yapı ve dünyadaki işte en büyük, en görkemli neoklasik şeylerden, yapılardan bir tanesi kabul ediliyor. Ve şeyde 1836'da Rusya Güzel Sanatlar Akademisi tarafından kendisine şey veriliyor zaten, resmi imparatorluk mimarı unvanı veriliyor. 1837'de de işte o sırada, daha öncesinde aslında 1820'lerde Rusya'nın Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'ndeki elçilik binası yanmış, ahşap bir konakmış burası. Daha sonra malum işte 27-28'de Osmanlı-Rus Savaşı var. O yüzden yapı uzun yıllar yapılamamış, tekrar inşa edilememiş şey, elçilik sarayı. Ve elçilik sarayının işte tekrar inşa edilmesi 1830'lu yıllarda yine gündeme geldiğinde 1837'de Gaspare Fossati'yi ilk bu şey için işte incelemeler yapması için, ondan sonra işte tahmini bir bütçe çıkartması için, işte yerel şeyleri, ne bileyim işte kalfaları, üreticileri, işte ne denir, supplier'ın Türkçesi nedir, temin eden, malzeme temin eden kişiler herhalde demek istiyorum. Ha işte aklıma şu an benim de gelmedi gerçekten. Yani işte böyle bunların şeyi için, tespiti için ilk şeye gönderiyorlar. İstanbul'a geliyor 1837'de. İşte burada bir takım şeyler yapıyor dediğim gibi. İncelemelerde bulunuyor. İşte yerli kalfalarla kimlerle çalışabilir, işçileri nereden temin edebilir, işte inşa, nasıl bir saray inşa edecek, işte bunun projeleri, şunlar bunlar, onları hazırlıyor. Rusya'ya tekrar dönüyor. Ve şeyde 1837'nin sonlarında tekrar yine bu sarayın resmi mimarı olarak görevlendirilip İstanbul'a geliyor. Ve 37'de aslında İstanbul'da kalmak gibi bir niyetinin olmadığı, sonra işte Osmanlı bu arşiv belgelerinden ortaya çıkıyor. Yani hakikaten şeyi, onun programı bu sarayı inşa edip şeye geri dönmek, St. Petersburg'a geri dönmek, ama öyle olmuyor işte. 1837'de geliyor ve 1858'e kadar İstanbul'da kalıyor. Bütün ailesiyle beraber. Ailesiyle beraber. Yani şöyle söyleyeyim, aslında sanki hani böyle görev amacıyla gelip hani aşık olup çok sevmiş şehri ve kalmış gibi algıladım ben. Hani senin açıkçası yazdığın hani makaleyi okuduğumda da, hani incelemene baktığımda da. Peki geldiğinde, Tanzimat İstanbul'dan bahsediyoruz. Bir şeyler değişmeye başlıyor yavaş yavaş, bebek adımlarıyla. Nasıl bir sosyal hayatın, nasıl bir kültürel hayatın içine düşüyor, nelerle karşılaşıyor, neleri değiştiriyor? Her şeyden önce Fossati bir şeyleri değiştiriyor İstanbul'da. Evet. Biraz bunlardan bahsedelim istersen. Yani şöyle, dediğim gibi zaten hani İstanbul'a gelme sebebi işte şeyi inşa etmek, Rus elçiliğini inşa etmek. Hatta bazı işte Osmanlıca belgelerde işte şey diye geçiyor, Rusyalı mimar falan diye. Yani Rusyalı falan değil ama işte Rusya tarafından görevlendirilip gelmiş bir adam. Bir taraftan kendisi de dediğim gibi bir şey, İsviçre İtalyanı. İtalyan kimliğiyle de aslında çok şey, ön plana çıkan bir isim. Ve Rus elçiliğini inşa etmesi dolayısıyla aslında çok kolay bir şekilde diğer diplomatik mahfil şeye girebiliyor, ilişkiye girebiliyor. Buradaki zaten bir şey var, Levanten cemaat var. O Levanten cemaatle çok kolayca yine aynı şekilde şey yapabiliyor, ilişkiye girebiliyor. Neyi değiştirdi derken, şöyle şeyin aslında Fossati'nin inşa ettiği Rus elçiliği o dönemde İstanbul'da çok büyük bir olay oluyor. Yani çünkü o güne kadar İstanbul'da inşa edilmiş bu kadar büyük, bu kadar görkemli bir şey yok. Kagir Saray yok. İstiklal Caddesi'nden geçerken binanın ne kadar görkemli olduğu çok belli olmuyor. Tek kat gözüküyor sadece, ama boğazdan baktığında aslında neredeyse bütün panoramayı kesen çok büyük kütlesel işte şeyler, böyle sütunlar üzerine yükselen bir şey, yapı. Hatta o dönem işte bilmiyorum, bunu Semavi Eyice yazıyor, yani o nereden buldu onu bulamadım, ama işte İstanbul'da böyle bir şey çıkmış, söylenti çıkmış, işte Çar işte İstanbul'u işgal edecek, o yüzden şimdiden kendisine saray yaptırıyor falan diye. O kadar görkemli, o kadar şey. O kadar görkemli ve görkemli olmasının da ötesinde aslında şöyle bir şey var. Daha sonra yaptığı, inşa ettiği binalarda, Osmanlı belgelerinde de bunu gördüm ben. Kullandığı malzemeyle de aslında biraz ön plana çıkıyor. Çünkü daha önce de tabii İstanbul'da hiç kagir, yani evet ahşap yapılaşma çok yaygın ama hiç kagir yapı bilinmiyor değil. Yani Osmanlı sarayları da kagir, ama Fossati'nin farkı şu, taş yerine şey kullanıyor aslında. İstanbul'da ilk tuğla kullanımını başlatan isim. O yüzden aslında biraz daha tercih ediliyor. Çünkü tuğla sayesinde taşa nazaran hem daha hızlı bir şekilde inşa edebiliyorsun, hem tabii ki çok daha düşük maliyetlere inşa edebiliyorsun.
Çok daha görkemli yapılar inşa edebiliyorsun falan. Şeyde de işte Osmanlı için inşa ettiği binalarda da hep bunun altı çiziliyor. Özellikle ilk inşa ettiği işte Beyazıt Askeri Hastanesi 1840'da inşa ediyor. İşte daha sonra bu Bekir Ağbölü diye bilinen şey yapı. Orayla ilgili belgelerde de hep bundan bahsediyor. Yani işte şeyde İstanbul'da ilk defa işte şeyden işte tuğladan bir yapı inşa edildi. İşte bunların işte desteklenmesi lazım, çoğaltılması lazım. Çünkü malum işte o tarihte işte çok büyük şeyler var, yangınlar var. Hani zaten uzun süreden beri işte 3. Selim'den tut Mustafa Reşit Paşa'ya kadar buna dair işte iradeler yazılıyor. İşte raporlar hazırlanıyor. Bu ahşap yapılaşmanın işte terk edilip kagir yapılaşmaya geçilmesi için. Ama o kadar kolay bir şey değil tabii maliyetlerden dolayı özellikle. Tuğlayla kagire geçilmesi işte böyle bir şey gibi oluyor aslında. Ara geçit gibi oluyor. Yani daha az maliyetle ve yine daha dayanıklı. İşte hem yangına karşı hem işte çürümeye karşı daha dayanıklı, daha şey sistemli bir şey yapılaşma modeli önermiş oluyor. Kimlerle çalışıyor? Dediğim gibi işte zaten elçilik mimarı, Rus elçilik mimarı olarak gelmiş buraya ve diğer işte diplomatik mahfillerle de çok kolay ilişkiye geçebiliyor. İstanbul'da aslında ilk inşa ettiği yani ilk tamamladığı yapı Galata'daki Saint Pierre Kilisesi, Dominiken Kilisesi. Orası da bir İtalyan kilisesi aslında ama Fossati'nin çalıştığı dönemde yani bu kiliseyi tekrar inşa ettiği 1839'da tabii henüz İtalya diye bir devlet resmen olmadığı için o kilise Fransa'nın koruması altındaydı aslında. Biliyorsun kapitülasyonlardan dolayı bunlar yabancı kiliseler, yabancı devletlerin himayesi altında olmak durumunda. Saint Pierre'de Fransız elçiliğinin şeyindeydi, koruması altındaydı. Yani her ne kadar bir İtalyan kilisesi inşa etmiş olsa da aslında orada da yine Fransız Büyükelçiliği ile çalışıyor oluyor. Dolayısıyla onlarla teşriki mesaisi oluyor diyeyim. Sonra baktığın zaman zaten Fossati'nin aslında birçok şeyi de var. Konut projesi de var. Yine İstanbullu isimler için hazırladı. Sonra baktığın zaman o konut projelerine mesela elçilikten birçok insan için şey hazırlamış. Mesela İstiklal Caddesi'nde yine Beyoğlu'nda konut projeleri hazırlamış. Müteahhit ruhu onu orada rahat bırakmayarak müteahhit ruhu ve geldi. Evet aynen. Burada benim konut yapmam gerekiyor diyerek de. Evet yani aslında o açıdan da çok enteresan bir adam. Bu müteahhit ruhu deyince yani şeyde de mesela... Evet mimar işte çok büyük bir sanatçı şu bu falan filan ve dediğim gibi aslında bir şey yani böyle bir aile şirketi gibi çalışıyorlar o dönemde. İşte kendisinden küçük bir kardeşi var Giuseppe. Giuseppe de yine aynı şekilde onun gibi Brera'da mimarlık eğitimi almış. Giuseppe de daha sonra abisinin ekibine katılıyor. En küçük kardeşleri Virgilio yine bir mühendis. O da aynı şekilde İstanbul'a geliyor aileyle beraber çalışıyor. Hatta işte resmi Osmanlı'dan görevler de alıyor. Mesela işte Meclisi Meavir'de Ağza falan Virgilio Fossati. Alessandro Rusca işte karısının abisi yine dediğim gibi aynı şekilde Rusya'da çok zaten büyük önemli bir mimarken o da İstanbul'a geliyor ve Fossati ekibinde çalışıyor. Antonio Fornari o da Gaspare Fossati'nin kız kardeşiyle evli bir Venedikli dekoratör. O dönemde işte Naum Tiyatrosu'nun dekorlarını yapıyor. Aynı şekilde bütün Fossati yapılarının iç mekan tasarımlarını o yapıyor. İşte Rus elçiliği falan da buna dahil. Yani çünkü o dönemde mimar şey değil aslında yani sadece yapıyı inşa eden değil yani mobilyalarına bilmem nesine kadar her şeyle tefriş edip hani hakikaten tam anahtar teslim aynen iş yapan adam. Aynen ve o dönemde mesela 1840'da Gaspare Fossati bu Beyoğlu'ndaki Hollanda elçiliği için de bir şey hazırlıyor, proje hazırlıyor. Daha sonra işte Prens Hendrik İstanbul'a geldiğinde Prens Hendrik ile görüşüyor ve onun üzerine bu şeyi hazırlıyor, projeyi hazırlıyor. İşte çok hızlı bir şekilde projeleri hazırlayıp Hollanda'ya gönderiyor. Ama uzun süre olumlu veya olumsuz bir şey alamıyor, geri dönüş alamıyor ve yıllar boyunca bunun şeyini bırakmıyor, bunun peşini bırakmıyor hakikaten. Devamlı işte elçilikleri ondan sonra devamlı gidiyor, görüşüyor, ondan sonra bir geri dönüş almaya çalışıyor. İşte hatta ilk şeyde, ilk projesini hazırlarken yanlış hatırlamıyorsam böyle 240 bin gulden gibi bir şey veriyor, bütçe veriyor. İşte daha sonra Hollanda diyor ki yani bu şey bizim için, bu bütçe bizim için çok yüksek. Hani şu an böyle bir saray inşa ettiremeyiz falan dediğinde bu sefer
tekrar yeni projeler hazırlıyor falan filan ve diyor ki ya ben onu işte siz eğer kâgir yaparsam bir kâgir için fiyat vermiştim. Ondan sonra ahşap saray yaparsam 28 bine yaparım falan diye gerçekten. Geçen yerde şu malzemeyi kullanırsam daha düşük olur. Aynen. Yani bayağı hakikaten böyle bir şeyi de var yani. Bir müteahhit nosyonu da yok değil. Ve hakikaten hiçbir işin peşini bırakmıyor. Yani şeyde de böyle. Senelerce mesela Osmanlı Sarayı'ndan bir Mecidiye nişanı almaya çalışıyor. Senelerce yani Avusturya elçisi, Rusya elçisi, Mustafa Reşit Paşa, Sadık Rıfat Paşa araya sokmadığı adam kalmıyor. Ama sonunda alıyor. Onu alacağım diyor. Yani gerçekten evet azimli bir insan. Yani gelip zaten burada zaten azmini aslında şöyle de görebiliriz. Hani bu kadar yerli mimar varken onun evet. Tercih edilmesi, belki de bu hevesi, belki de bu hani yenilikçi tavrı insanlara çekici geliyor. Bir de tabii hamisi diyebiliriz sanırım Mustafa Reşit Paşa var. Tabii. Biraz onunla olan ilişkisinden bahsedebilir misin? Nasıl tabii. Ortaklık yapıyorlar İstanbul'da? Yani yerli mimarlara karşı neden Fossati tercih edildin? Aslında cevabı da biraz bu şey. Mustafa Reşit Paşa ile ve aynı şekilde Sadık Rıfat Paşa ile olan şeyleri, ilişkileri. Çünkü mesela benim şeyden gördüğüm, Osmanlı arşiv belgelerinden gördüğüm, Abdülmecit Fossati'ye karşı aslında hep şeyleri tercih ediyor mümkün olduğunca. Yerli mimarları tercih ediyor. Yani mesela Banyanları falan daha çok tercih ediyor. Ve Fossati aslında hani Abdülmecit'ten böyle ne istese saraydan hep geri çevriliyor. İşte mesela dediğim gibi nişan almak istiyor, kendisine bir nişan verilmesini istiyor. Çünkü şeyde aslında o 1846 yılında İstanbul'dan ayrılmayı düşünüyor Fossati. Yani 46'ya kadar işte şeyi bitirmiş, Rus elçiliğini bitirmiş. İşte dediğim gibi Galata'daki Saint Pierre Kilisesi'ni inşa etmiş. Osmanlı için inşa ettiği yapılar var. İşte Limon İskelesi Karakolu var. Beyazıt'ta askeri hastane var falan. Ve işte hani Osmanlı padişahı da için çalıştığına dair kendisine bir nişan verilmesini istiyor. Mesela Abdülmecid'den işte irade isteniyor. Hariciye nezareti. Sultan Mecid'in cevabını soruyor. Sultan Mecid de şey diyor işte mucibince bir cevap verip savuşturun diyor falan. Ondan sonra yani. Uğraşalım. Aynen şey istiyor yani mesela bazı bir takım işte ihsanlar istiyor. Ne bileyim bir mimarlık ücretlerinde tartışmalar oluyor. Bir ev satın almak istiyor evet, Beyoğlu'nda. Evet, ev o da de alamıyor galiba yabancıların ev, satın evet, alamıyor. Evet ev de alamıyor çünkü şeye kadar işte bu 1856 Paris Anlaşması'na kadar zaten şey yok. Gayrimüslimlerin ev alma şey gayrimüslim diyorum pardon yabancıların ev alma hakkı yok. O yüzden ev de alamıyor ama daha sonra almış. Bu sefer evine su bağlatamıyor. Yine saraydan izinler istiyor falan. Yani ve hep böyle saraydan şey aslında refüze ediliyor. Hep geri çevriliyor. Ve baktığın zaman hep arkasından şey geliyor. İşte ya Mustafa Reşit Paşa ya Sadık Rıfat Paşa bir istida yazıyor. Ondan sonra ve hep onların vasıtasıyla istediklerine şey oluyor. Sahip olabiliyor. Hakikaten şeyle ikisiyle de çok yakın bir şeyi var. İlişkisi var. Bütün bu yapılar da aslında onlar vasıtasıyla şeye verilmiş. Fossati'ye verilmiş. Mesela şimdi ilk aklıma gelen böyle bazı Ermeni kaynaklarında ben şeyi okumuştum. Ya işte Ayasofya'nın restorasyonunu işte Sultan Abdülmecit yerli mimarlar yapsın istiyordu. İşte Balyanlara vermişti ama yok işte yabancı elçilikler araya girdiler. Yapıyı Ayasofya'ya aldılar, Fossati'ye verdirdiler bilmem ne falan gibi iddialar vardı. Ben açıkçası çok ciddiye almıyordum yani. Sonrasında başka bir makalede de şeyi gördüm ve o makaleden kaynak gösterilerek başka kitaplarda da şeyi gördüm. İşte aslında Ayasofya'nın restorasyonu Abdülhalim Efendi'ye verilmişti. İşte bina emin aslında. Abdülhalim Efendi o sırada Ebniye-i Hassa müdürü. Abdülhalim Efendi'ye verilmişti. İşte sonra Abdülhalim Efendi'nin işleri çok yoğun olduğu için Fossati'ye verildi falan diye bir arşiv belgesini referans gösteriyorlardı. Sonra o belgeyi buldum. Osmanlı yani yabancı bir arşiv falan değil. Bayağı Osmanlı arşiv belgesi. O belgeyi buldum. Ondan sonra belgede hani alenen daha ilk satırda diyor ki her ne kadar Ayasofya'nın tamiri Garabet Balyan'a havale edilmişse de diyor hakikaten verilmiş Garabet Balyan'a Sultan Abdülmecid tarafından. Sonrasında Sultan Abdülmecid'in o iradesini Mustafa Reşit Paşa şeyde bozmuş. Meclisi vala kararıyla bozdurmuş.
Orada diyor ki yani her ne kadar diyor Garabet Balyan'a verilmişse de Garabet Balyan zaten işte o sırada malum Dolmabahçe Sarayı'nı inşa ediyor. Hani işinin çok yoğun olduğundan ve Fossati'nin hani hem eski eserlere daha vakıf olmasından hem de işte akademi mezunu bir mimar olmasından dolayı. Var. Aynen dedim. Biraz arkeoloji ilgisi var. Dediğim gibi eski eserleri merak var. İtalya'da biraz görmüştür. Tabii. Şeyde de zaten Ayasofya'yı restore ederken Sultanahmet'te de şeyler yapıyor. Arkeolojik ilk İstanbul'daki ilk kazıları başlatan şey aslında Fossati. Bir takım şeyler de buluyor ve bugün hala şeyde arkeoloji müzesinde mesela bunlardan bir tanesi şey o yılanlı sütun vardır ya işte 3 tane yılan başı var kayboldu falan bir tanesi arkeoloji müzesinde mesela onu bulan Fossati. Ayasofya restorasyonu sırasında aslında çevrede de şey yapıyor arkeoloji kazı da yapıyor tabii şey de var bu arada Ayasofya'nın hemen başında Darülfünun'u da inşa ediyor hani zaten o başlı başına 18 yıl boyunca sürmüş bir şey inşaat. O sırada bir takım şeyler yapıyor, kazılar yapıyor. Neyse işte Mustafa Reşit Paşa bunu şeyde bozduruyor, meclisi valada Fossati'ye verdiriyor. Ve sonrasında diyor ki işte Abdülhalim Efendi de bina emini tayin edilmiş ve yine Abdülhalim Efendi'nin şeyiyle, tavsiyesiyle yerli bir mimar daha Yani Kalfa diye muhtemelen Rum bir şey Kalfa da yine Abdülhalim Efendi vasıtasıyla şeye dahil edilmiş, inşaata dahil edilmiş. Yani şimdi burada farklı farklı aslında birçok sorun var. Şimdi bir tanesi diyor ki Abdülhalim yani o belgeyi görmüş, birebir okumuş. Ama mesela Balyan'dan hiç bahsetmiyor. Çünkü hani şey iddiası da var ya Balyanlar mimar değildi bilmem neydi falan. Mesela kendi okuduğu belgede bundan hiç bahsetmiyor. Belgenin söylediğinin tam aksine Abdülhalim Efendi'ye verildi diyor. Ondan sonra işte ötekisi bambaşka bir şey anlatıyor falan. Yani aslında dediğin gibi ya Balyanların başka bir şey bir mimar yapıyla uğraştığı biliniyor yani. Niye bunu bilmiyor? Neyse. Yani ama bu belgeler neticede gösteriyor ki hakikaten yani böyle çünkü Fossati'den böyle bir şey diye bahsediliyor. İşte Abdülmecid'in mimarı falan diye bahsediliyor ama aslında yani değil hakikaten değil. Bir de şey için ona da baktım yani hanedan için yaptığı hani böyle işte ne bileyim saray, cami falan filan gibi bir şey yok, yapı yok. Yani aldığı işlerin neredeyse hemen hepsini Mustafa Reşit Paşa vasıtasıyla veya dediğim gibi şeyle almış Sadık Rıfat Paşa. Vasıtasıyla almış. Yine Osmanlı arşivlerinde bir şey var, defter var. 1858'de hazırlanmış. Zaten bu arada Fossati'nin İstanbul'u terk etme tarihi de çok manidar. Mustafa Reşit Paşa vefat ettikten birkaç ay sonra İstanbul'u terk ediyor. Ve İstanbul'da inşa ettiği son yapı da yine Mustafa Reşit Paşa'nın türbesi. Böyle şey. Neyse 58'de işte İstanbul'dan ayrılırken bir defter hazırlanıyor. 3 bölümlük bir defter ve diyor ki işte şeyden 1840 tarihinden bugüne kadar işte Mimar Fossati ve işte kardeşlerinin işte Devlet-i Aliye için yaptıkları hizmetlerdir diye. İlk şeyde ilk bölümde gerçekleşmiş şeylerini listelemişler. Yapılarını listelemişler. İşte Ayasofya'yı restore etti, işte Darülfünun'u inşa etti, Hazine-i Evrak'ı inşa etti falan gibi. İkinci bölümde de gerçekleşmemiş projelerini hazırladı fakat gerçekleştiremediği şeyler var, listeler var, yapıların listesi var. Mesela orada Tarabya'da işte padişah için bir şey var, kasır var. İşte şeyden Haliç'in her iki yakasının düzenlenmesi işte şey Kagir işte rıhtımların inşa edilmesi işi var İstanbul'dan Edirne'ye kadar bir yol inşa edilmesi işi var aslında yani mühendislik işleri daha çok nedense bir şekilde şey olmamış gerçekleşmemiş ve orada defterlerde şeyden bahsediyor hem resmini yaptı hem de sagir bir mücessemini hazırladı diyor. Yani maketlerini de yapmış. Ahşaptan sagir mücessemleri yapıldı diyor. Yani ahşaptan maketler de yapılmış. O da çünkü hep şey bir şey, tartışılan bir şey. Yani böyle maket veriliyor muydu, yapılıyor muydu, ediliyor muydu falan diyor. Hakikaten mesela maketlerden hiçbir tanesinin şeyini görmedim, fotoğrafını görmedim. Çünkü enteresan bir şekilde Fossati aslında kendi yaptığı tabloların çizimlerinin bile fotoğraflarını çektirtmiş. Hepsi var İsviçre'deki şeyde, arşivde. Ama mesela hiç bak şey görmedim, maket fotoğrafı görmedim. Maketler. Yok, yani maketler ne oldu onları da bilmiyorum. Ondan sonra üçüncü bölümde de şeyler var. İşte aldıkları resmi görevler. Dediğim gibi işte meclisi meabire üye olmuşlar. Bilmem ne yapmışlar falan gibi. Şeyler o defterde. O zaman şöyle söyleyebiliriz belki. Padişahın değil ama babaannenin yani aslında devletin mimarı. Tabii tabii. Çünkü yaptığı şeyler dediğin gibi devlete ait. Yani public dediğimiz hani herkesin kullanabileceği yapılar. Biraz toplum yararına olacak yapılar ve en önemlisi
Tanzimat'ın da zaten bütün yeni hani toplumu düzenlemek için geldiğini, yenilikler getirdiğini biliyoruz. Aslında bu yeniliklerle beraber uyum sağlamış bir mimar. Belki de dediğim gibi Balyanlar acaba eskiyi mi hani daha temsil ediyorlardı ya da yereli temsil ediyorlardı, yabancıya döndük, Avrupa'ya döndük yüzümüzü demek için belki de Fossati'yi burada biraz kullanma demeyeyim ama biraz faydalanmışlar diyebiliriz yani. Yani aslında Fossati'nin Babali için ilk projelendirdiği yapı da çok manidar ve aslında buna refere eden bir şey. Onun da işte Osmanlı arşivlerinde şeylerini buldum, belgelerini buldum. 1840 yılında yani Tanzimat Fermanı'nın birinci yıl dönümünden 3 hafta önce Babali'de özel bir şey toplanıyor, komisyon toplanıyor. Yanlış hatırlamıyorsam 48 kişi var. Bunların arasında işte diplomatlar var, askerler var, bürokratlar var ve bir program hazırlıyorlar. Diyorlar ki işte bizim tarihimizde işte en önemli dönüm noktalarından bir tanesi, en unutulmayacak tarihi olaylardan bir tanesi işte Tanzimat Fermanı'nın ilanı. İşte Tanzimat'la beraber işte padişah kendi iktidarını sınırladı, kendi gücünü halkıyla paylaştı bilmem ne falan ve halkın, tebaanın padişaha bir şeyi var. Bu noktada işte bir teşekkür borcu var ve bu teşekkür borcunu ödemesi lazım ve nasıl ödeyecek? İşte diyorlar ki Tanzimat'ın yıl dönümü bir ıd olsun, yani bayram olsun. Aslında Osmanlı'daki ilk milli bayram denemesi. Şeyin Tanzimat'ın ilan edildiği gün Adalet Günü olarak adı değiştirilsin. İşte gecesine Leyla Adalet, yani Adalet Gecesi densin. İşte aynı Kadir Gecesi'nde olduğu gibi, padişahların işte doğum günlerinde olduğu gibi, işte bu gece işte şehrayin yapılsın, işte bütün İstanbul aydınlatılsın bilmem ne olsun falan. Ondan sonra işte Gülhane Meydanı'nın adı Adalet Meydanı olarak değiştirilsin, fermanın okunduğu yer. Ondan sonra ve Gülhane Meydanı'na fermanın okunduğu yere Tunç'tan bir anıt inşa edilsin. Ve bu anıt tabii Gülhane Meydanı şeyin arkasında kalıyor, Topkapı Sarayı'nın arkasında. O yüzden çok kamusal bir alan değil. Ondan sonra ve bu anıtın daha büyüğü herkesin işte görebilmesi için Beyazıt Meydanı'nda, işte Beyazıt Camii'nin yakınlarında uygun bir yere inşa edilsin falan diye. Sonrasında işte bu bazı tartışmalara neden oluyor. İşte şeyde de çıkıyor, o dönemin işte basınında da çıkıyor. İşte basında da böyle uzun uzun anlatılıyor. İşte Tunç'tan bir anıt olacak, işte dört köşesinde dört aslan olacak. Yok işte aslanların ağzından su çıkacak, işte su adaleti temsil edecek. İşte halk oradan içmese bile işte görüp ferahlayacak, bilmem ne yapacak falan diye. Güzel, o dönemin basınında güzel. Da böyle kurgu çok güzel, kurgu çok güzel. Çok aynen, kurgu çok hoş. Ondan sonra bayağı böyle uzun uzun anlatılıyor falan. Ve hatta gazetelerde şeyler deniliyor yani. Bu nasıl bir şey oldu? Çünkü gazetede şey yayınlanmıyor, proje yayınlanmıyor. Nasıl bir şey olacak? Sözle anlatıyorlar ve diyorlar ki işte Sultanahmet'teki işte dikili taşlardan daha yüksek olacak falan. Yani nasıl bir şey planlıyorlardı bilmiyorum ama onun da mesela şeyleri, çizimleri şeyde, İsviçre'deki Bellinzona'daki arşivde ve hakikaten birebir şeyle örtüşüyor. Gazetede anlatılanla hakikaten bir şey, işte dikili taş, işte dört tarafında dört tane işte bronz aslan heykeli var, işte küçük havuzlar var, aslanların ağzından su çıkıyor falan ve işte o dikili taşın üzerinde Tanzimat Fermanı yazıyor. En tepede de işte bir şey var, alem var. Alemin ortasında da işte padişahın tuğrası falan. Ve açıkça Fossati de kendi el yazısıyla yazmış zaten. İşte Gülhane Meydanı'na inşa edilecek şey diye, anıt diye. Babali için aslında ilk hazırladığı şey bu, proje bu ve şey olmuyor, gerçekleşmiyor. İnşa edebildiği ilk yapı da işte şey... Seraskerlik binasının içinde inşa ettiği askeri hastane. O da hastane olarak kullanılmıyor, işte farklı amaçlarla kullanıyor ve işte aslında bizim siyasi tarihimizde de işte Bekir Ağabeylü diye bilinen şey bir yapı, meşhur yani, bir yapı. Yani şunu söylemek gerekirse Fossati nasıl diyeyim, böyle ince ince aslında İstanbul'a dokunmuş, böyle ufak ufak yerlere böyle. Yani İstanbul mimarlarından biri olmuş bence zaman içerisinde, yaptıklarıyla ya da düşündükleriyle ya da yapmak istedikleriyle bence. Ve dediğin gibi hani Darülfünun'u inşa etmesi zaten bugün hala benim çok ilgimi çeken, hakikaten hoş çok hoşuma giden bir, görmekten mutluluk duyduğum bir yapı açıkçası. Sohbetimizi bitirmeden önce son söylemek istediğim bir şey var mıydı bu arada? Fossati'lerle ilgili son eklemek istediğin? Fossati'lerle valla birçok şey var ama böyle şimdilik bu kadar. Şimdilik bu kadar. Nerede yayınımız olursa. Bakalım yani, inşallah. Evet aynen, yani bir sürü hani kitabın olduğunu biliyorum ama umarım yakın zamanda bir Fossati kitabı çıkar. İnşallah. Bekliyoruz. İnşallah. Merakla. Peki sohbetimizi bitirmeden önce sana beşi bir yerde bölümümüz için İstanbul'la ilgili beş soru sormak istiyorum. Peki.
Bunlardan ki İstanbul'da çalışmaktan en çok keyif aldığın kütüphane hangisi Sarap? İtalya'yı bir Tuna kenara Kıraç. Tabii ki bırakırsan. Tuna Kıraç. İstanbul'a bakalım. Yok yok, yani Tuna Kıraç tabii ki benim bayağı sabahladığım falan çok çalıştığım bir kütüphane ama en çok şey yaptığım, zevk aldığım İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nün kütüphanesidir muhtemelen. En Gerçekten. çok kullandığım, en çok keyif aldığım. Gerçekten çok zengin koleksiyon var kütüphane. Evet. Yani evet, aradığın her şeyi bulabiliyorsun hakikaten. Özellikle işte İstanbul çalışıyorsan tabii çok kıymetli bir kütüphane. İstanbul'u peki sana öğreten kitap hangisiydi? Yani aslında birçok, yani orada tek bir kitap söylemek belki haksızlık olabilir ama yani İstanbul'u öğretenden çok okuduğumda hala çok şaşırdığım, ondan sonra hala böyle bir şeyler öğrenebildiğim, tebessüm edebildiğim ve tabii ki şeydir, yani Reşat Ekrem Koçu'nun İstanbul Ansiklopedisi'dir. Gerçekten ben de son zamanlarda birkaç yani parçasını almaya başladım. İnternetten araştırarak yani Salt'ın yaptığı proje Kadir Has'la beraber çok kıymetli. Tabii. Keşke yani zamanında desteklenseydi de bitirebilseydi bize çok şey anlatabileceğini düşünüyorum. Ve inşallah tez zamanda hani daha da hani üzerine çalışmalar görebiliriz diye ümit ediyorum. Koçu ile ilgili, Koç'un kitabı ile ilgili. Peki İstanbul'a dair sence mutlaka okunması gereken kitaplar hangileri? Yani tabii onlar da birçok ama yani mesela neyi söyleyebilirim, işte mesela Petrus Gilius'u söyleyebilirim. Yani hem İstanbul'daki işte tarihi eserler üzerine yazdığı kitap, hem işte Boğaziçi'ne dair yazdığı kitap. Yani neden Gilius dersen, aslında bugün sahip olmadığımız bir İstanbul'u anlatıyor. İşte kaybolmuş tarihi eserleri, Bizans eserlerini, Antik Roma eserlerini anlatıyor. Yani o yüzden tabii şey, yani çok kıymetli bir eser diyebilirim. Sana İstanbul'u hatırlatan yurt dışına çıktığında yemek, yiyecek hangileri, neler? Valla çok Niye böyle özlüyorsun en çok olacak ama aslında? topik olabilir belki, bilmiyorum. Neden olmasın? Ya ben de Aynen. seviyorum, tabii yalan yok ama yani. Yani. Herkesin tabii şey başka bir podcastimizde mesela çok çok uzakta olan bir arkadaşımız rakabalık demişti. Yani o da özlenir. Topik de yanına iyi gider diye düşündüm. Aynen, bence de topikle başlansa güzel olur. Peki İstanbul'un hangi döneminde yaşamak isterdin ve hangi dönemi sence çok keyifli? Eğer bir time travel diye bir zaman yolculuğu yapsaydın. Yani şimdi o dönemi çalıştığım için muhtemelen Tanzimat'ı isterdim hakikaten. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Ben de Evet, her şey bence de. değişiyor. Düşünsene yani çok şaşırıyor. Aha o olmuş. Aa bu olmuş. Aa şu sürekli şaşıran Bir gün insanlar. İstanbul bir şantiye alanı gibiydi herhalde tam o tarihte. Yani düşün. Yani bir sürü yer değişim Aynen. halinde hakikaten güzel bir dönem olacağını düşünüyorum ben de. Peki yayınımıza katıldığın için sana çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Dilerim başka projelerde tekrar bir araya geliriz. Güney İsviçre'den İstanbul'a uzanan bir ailenin öyküsünü paylaştın bizlerle bugün. İnanıyorum ki dinleyicilerim senin sayende başka göze bakacaklar artık İstanbul'a ve Fossati'nin imzasını attığı eserlere. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz Sara Dadyan'dı. Kendisi de Tanzimat dönemine gittik. Başta Gaspar Fossati olmak üzere Bavari mimarı olarak bilinen Fossati ailesinin projeleriyle 19. yüzyılı etkilemiş Fossati ailesini konuştuk. Sohbetimizi Spotify'dan dinleyebilirsiniz. İstanbul'u dinlemeyi, İstanbul'a bakmayı, İstanbul'u okumayı unutmayın. Bir sonraki podcastimizde görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.